Hayal kırıklığı hangisi? Barcelona mı? Manchester City mi? Christian Eriksen mi? Eden Hazard mı? Manchester Bahşedir City olsun. niye hayal kırıklığı olsun ya? Ya şimdi 400 milyon pound harcayınca savunmaya bir kupa alamayınca... E, bir yılda, bir yılda harcamadılar ki ya. onu. Geçen yıl harcamadılar kutlandı. onu. Ya bu Ben kabul şey etmiyorum. Olacak. Ne yani her sene City mi şampiyon olacak? Öyle bir kural Doğru mı var? Hiçbir hayal kırıklığı falan değil. Ama ama şu da var ya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefi koymuş Guardiola hocam. Hiçbir kupa almadan veda edince sezonu... Valla Liverpool 30 yıl sonra şampiyon oldu. Sonra çıktı City. Liverpool'u 5'ledi ya da 4'ledi. Ben sayamadım. izlemedim de zaten. Oyuncular da pek izlemediler maçı. Yani saha içinde göremediler City'nin akımlarını. Barcelona gerçekten hayal kırıklığıdır ama. Tabii. Özellikle Çıkıyor ki Setyan Hoca'yı getirmeleri çok manidardı şu açıdan. Setyan Hoca Real Betis'i çalıştırırken sükse yapmış zaten iyi bir teknik direktördü de zamanında yani belli yaşta onu büyük takımlara layık görmediler. Ama o tırnaklarıyla kazarken Aldığı en büyük övgü Real Betis'in kısıtlı kadrosunu Barcelona gibi oynatmasıydı. Real Betis'i Barcelona gibi oynatan adam Barcelona'yı Real Betis kadar oynatamadı. Ama görünen köy kılavuz istemez. Ee, ya yani bu kadroyu herhangi bir hocanın çok daha iyi çalıştırması da mümkün değil şimdi de Kuman önünde gördüğümüz gibi. Doğru. Kuman daha kariyerli, son başarıları çarpıcı bir hoca. Şimdi Hollanda milli takımını gerçekten çok iyi toparladı. Bu e, Konya'daki maçta Resmen Hollanda'yı dağıtmıştık biz Türkiye mi evet, takım evet. olarak. Çok aciz durumlar düşündük. Bizden sonra da yani bir sürü topar ama yepyeni bir kuşağı yepyeni bir oynatmaya başladı. İşte Van Dijk'lar, e, Van Dijk'de bir genç oyuncuyla ama Hollanda bir tanım, yenisi oldu. Mesela Türkiye maçında falan yoktu. O zaman da yine iyi oynuyordu. Gayet iyi stoperdi o zaman da. Ya Celtic'deydi ya Southampton'daydı. Kronut Kuman e, büyük işler başardı bence. Yani özellikle o Uluslar Ligi'nde finale çıkmaları, Almanya'yla oynadıkları iki tane efsane maç. E, bunu kriter olarak getirdiler. Hani eski Barcelona kaptanı olmasa getirirler miydi tartışması var ya. Yok. Yani Hollanda'daki başarısı kır. Çünkü o Barcelona ekolüyle Hollanda ekolü çok iç içe geçmiş. Ve ekolü yenilemek istiyor. Ama malzeme yok. Mesela Hollanda'da var. Mesela Hatebur var. Atalanta'daki. Mesela Dumfries var. Hani var. Sabek oynatabileceğin oyuncu da var. iki İki farklı. Barcelona'da yok. bundan bir sabek bile çıkmıyor. Doğru. Masya'da. Hala Sergio, Sergio Roberto yani o ilk çıktığı zaman direkt olarak merkez orta sahi çıkmıştı. Gayet de iyi bir oyuncuydu. Sağ beke çeke çeke adamı da köstümleştirdiler. Takımı da köstümleştirdiler. Ee, bir de o tartışma oraya geldi ki sorun Messi mi acaba diye. Ya Messi de olmasa geçen sene şampiyonluk mücadelesi falan veremezlerdi yani. Kesin. Ee, onun dışında yapılan yeni transfer. Bak en son Messi'ne de ne dedim biliyor musun? Bir, bir ya e, şey. işte Çavi gelirse Barcelona'da kalma ihtimaliniz çoğalır mı diye sordular. Hı hı. Evet ama şu anda biraz da para yok demeye getirdi yani. Çavi de gelse kime nereye alacağız, kimleri alacağız. Çünkü paraları çok har vurup harma savurdular. Barcelona'nın hayal kırıklığı olmasının ana sebebi Lamazya'nın kurumasıdır. Başka hiçbir şey değil. Aynen öyle. Ya orada bir de işte, Griezmann da mesela bir hayal kırıklığı. Onda bir başlık abi, olarak yazmak Hep lazım. aynı lazım. mevkiye alıyorlar. Tabii. Yani sen nasıl şey yapacaksın ki? Usman e, Dembele, Messi Griezmann öyle mi? Nasıl yapacaksın böyle bir verimli bir 11? İşte Neymar, Suarez, Messi olur mu dediler. Hiç alakası yok birbiriyle bu. Ya en azından Neymar varken Neymar'ın farklı özellikleri var diğerlerine göre. Evet. Daha topu direkt alıp kaleye gidebilen bir oyuncuydu. Griezmann'ın en iyi diğer yer, Messi'nin en iyi oyunduğu yer. Ya sahte 9 ya 10. Usman Dembele zaten geceleri bilgisayar oyunu oynuyormuş. Orada cips falan değil. Öyle haberler çıktı da o değil olay yani sırf. E, Oyun oynasın da cips yemesin. Olgunlaşmamış bir oyuncu, genç bir oyuncu. Asıl hayal kırıklığı oyuncu bence Coutinho'dur ve Liverpool'un 30 yıl gelen şampiyonluğun da mali açıdan mimarı Allah razı olsun Coutinho'dan yani. Değil o mi? para olmasa Van Dijk, Alisson gibi ya en sorunlu iki bölge yani. Peki bu anketteki oyunu Stopper, nereye? nereye kullanıyorsun? Tabii ki Kristian Eriksen'e kullanıyor Şimdi bak kulüp olarak Barcelona'ya kullandım Hı. bile zaten yorumu yaptım. Oyuncu olarak Kristian Eriksen'e kullanıyorum.